Sayın Başkanım. Değerli protokol, birbirinden kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basının güzide temsilcileri. Başkanı olarak bir aile ortamı olarak görüyorum. Biz de engellilerimize yardımcı olabilme adına yurt dışındaki yardımsever dernekler ve yardımsever, hayırsever kişilerin yardımlarıyla ve çok onurlandırdığımız Sayın Dernek Başkanımı kusuruma bakmayın unuttuk. Özür dilerim dernek başkanım. Asıl ismini zikretmemiz dernek başkanımız da tabii ki önemli. Bunun öncülüğünü yapan kaç bin kilometreden buraya yardım yapabilme adına gece gündüz demeden bu aletleri, bu araçları buraya ulaştırdığı için kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız belediye hizmetleri dışında sadece rutin yapılması gereken altyapı, içme suyu, yol, kanal değil, sosyal etkinliklerde de bulunmak. Biz de buradan yola çıkarak Almanya'dan bir tır yükü, 50 tane akülü araba yaklaşık olarak, 70 tane tekerlekli sandalye, bizim bu zamana kadar hiç görmediğimiz hasta yatağı, hiç görmediğimiz ayrıca araç ve gereçler var. Burada bizden özverisini esirgemeyen vekilimiz olsun, dernek başkanlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun, hepsine sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii daha önce de Ankara'da ki ben de bir belediye olarak çalıştım. Belediyenin imkanlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Halka hizmet, hakka hizmet düsturunda bakarak ben de buralarda tabii bu dağların arasında bu güzel hizmetleri yapmayı gerçekten garibanlara, yoksul kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize özellikle çok istiyordum. Cenab-ı Allah bunu bize kısmet eyledi. Arkadaşlarımız da, tabii Giresunlu yanımızdaki olan başkan yardımcılarımız da El Ele Derneği kurduk. El Ele Derneği ile başladık. Tabii burada Almanya'da bize teklif edip de bizimle beraber yürüyen Münih Yozgatlar Derneği Başkanı Levent Gülten Bey, sonra Almanya'da Rozanay Mülk Ocağı Başkanı Öztürk Süt Bey'in selamlarını da size getirdim. Onların da büyük destekleri var. O zaman 2008'de bu hizmete başladık. Türkiye'nin 38 tır Türkiye'nin çeşitli yerlerine engelli kardeşlerimize uzandık. Kimine el olduk, kimine ayak olduk. Onlara değnek olduk. Engelli kardeşlerimizi bir nebze de olsa yarasını sarmak adına bu güzel organizasyonları başlattık. Tabii Giresun'a bu bizim 4. tırımız değerli güzel insanlar. Birincisi tabii Bulancak'tan başladık. Duroğlu'na Giresun merkeze getirdik. Tekrar Bulancak'a getirdik. 4. tırımızda tabii böyle güzel bir başkana Halil Çetin Bey'e o zaman dedik ki bir akülü araba kısmet olmuştu tabii Bulancak'tan. Orada onu almaya geldiğinde bak başkanım dedi yani bunu nasıl getiriliyor, nasıl götürülüyor gibi dedi. Ben de tabii bu benim içimde bir yer etti. Demek ki dedim bu dağların arasında böyle bir hizmetler daha gitmemiş. Eksikler var. Arkadaşlarla görüştük. Ne yapalım bir daha böyle bir hizmet yapar mı? Tabii burada imkanların az olduğundan dolayı Halil Bey'e oradaki arkadaşlara da istişare ederek büyük bir organizasyonu tabi buradaki akülü arabaların değer bitilmeyecek artı hasta kaldırma cihazlarından alın ki tekerlekli sandalyelere kadar işitme cihazlarına kadar birçok engelli malzemesini siz değerli güzel insanlara Giresun halkına bunu hediye ettik. Bize bu yola çıktığımızda bu hizmet yoluna çıktığımızda
aklımızda ne il başkanlığı, ne milletvekilliği, ne de siyaset vardı. Bugün burada karşınızda milletvekili olarak duruyorum. Geçtiğimiz yıl o tekerlekli sandalyeleri dağıtırken il başkanıydım. Yine bu dağıtımda, bu yardımda kesinlikle hiçbir siyaset yoktur. Olmadı, olmayacaktır da. Bütün siyasi parti mensupları, bütün belediyelerle beraber kıymetli Dursun Bey bizim ülküdaşımızdır, dava arkadaşımızdır, büyüğümüzdür kendisi. Allah hepsinden razı olsun diyorum bütün ekibine de. Yıllarca sadece Giresun'a değil, Türkiye'nin birçok iline, birçok şehrine aynı hizmeti götürmektedir. De dünyanın en güzel millet. Bu şu anda burada yapılan şu yardımı, bu kardeşliği dünyanın en gelişmiş milletleri denilen bir İngiliz'e, bir Alman'a gösterdiğinizde what der, yani ne, siz ne yapıyorsunuz, bu nedir der. Çünkü onlar kardeş kardeşe ekmek vermezler. Ama biz Türk milleti olarak olduğumuz, dünya üzerinde doğduğumuz günden bugüne yardım üzerine durmuşuz. Yardım üzerine büyümüşüz. Ve ahirette her millet diyor bir özelliğiyle hatırlanacak. Türk milleti de merhametiyle hatırlanacak. Bizler Türk milleti olarak, bizler Türk olarak insanın diline, dinine, töresine, milletine bakmayız. Nerede bir can yanıyorsa onun acısını hissederiz. Plaketimiz devam edecek. Plaketlerim. Teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı. Evet, bakar mısınız başkanım? Şöyle mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Efendim, mikrofona biz fazla alışık değiliz galiba. Ama sayın milletvekilime ve buradaki heyete huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Aydın Bayraktar, Mustafa Can Akkaya ve Güner Özkaya. Onları buraya alıyoruz. Onları şöyle alalım. Toplu bir fotoğraf çekimi olacak. Geç bacım. Sevdin değil mi? Gerektiğini bireylere yönelik ekipman ve Şemal Yaşam Yaşı desteği programı burada son buldu.